Az önce ileri ve geri çalışma sırasında zaman bekletmesi yapmıştık ve top zaman rölesiyle çözmüştük. İleri çalıştırırken T37 gibi zaman rölesini devreye alıyordu topu. Geri çalışmasını veya geri çalışırken T38 gibi zaman rölesi ileri çalışmasını engelliyordu. Burada iki ayrı zaman rölesi kullanılmıştı. Bunu tek zaman rölesi kullanmaya çalışacağız. Tek zaman rölesiyle İleri ve geri geçişler arasında zaman geçmesi sağlayacağız. Şimdi burada sıkıntı şu, tek zaman rölesi kullandığınızda örneğin ileri çalışırken veya geri çalışırken stopa bastığınızda ileri çalışmaya tekrar bastığınızda zaman geçmesi olmayacaktı. Sadece ters yönde çalışırken, geri çalışırken örneğin zaman geçmesi olacaktı. Tek zaman rölesi kullandığınızda sıkıntı şu, örneğin bir yöne bastım, stopa bastım, aynı yöne tekrar bastığımda zaman rölesi devreye girip aynı yönde çalışmayı engeller mi? Bu istemediğimiz bir olaydı. O yüzden tek başına tek zaman rölesi kullandığımızda bu işi çözmekte sıkıntı yaşayacağız. Ekstradan yardımcı elemanlar koyacağız. Yine normal devrelerimizi kuralım. Stop. Buton ileri. Neyi çalıştırıyordu? İleri çalıştırıyordu. İleriyi getirdik. Stop. Buton geri. Geriyi çalıştıracak. Geriyle kurulayacağız. İleri ve geri örneğe koyuyorduk biz burada. Bir bölüme kapatmasını. Şimdi burada çalıştırırken zaman rölelerini ne yapmıştım? Çıkışlara paralel atmıştım ama burada zaman rölesi iki tane değil, tek. O nedenle aşağıya hangisi çalışırsa çalışsın, ister ileri çalışsın, isterse geri çalışsın, T37 top zaman rölemi 10 saniyelik devreye sokacak. Buralarda o zaman rölesinin kontağını koyalım. Şimdi bakın çalışmanın ne oldu? İleriye bastık, ileri çalıştı. Öyle değil mi? İleriye bastık, ileri çalıştı. Kendini mühürledi. Kendini mühürledi. Aşağıda ne var? İleri kapadı. T37'yi devreye aldı. T37 devreye girer girmez. Burada kontağını açar mı? Açar. Açtığı için çalıştırdığı elemanı durdurur. Aynı çevrimde oluyor. Yani çıkış alamazsınız. Bakın, üst satırda geldi, ileriyi çalıştırdı. İleri geldi, aşağıda kontağını kapadı. Top zaman rölesini devreye aldı. Sonraki çevirime dönüyorsunuz. O çevrim çıkış verdi, bir sonraki çevirime dönüyorsunuz. Açtı, ileriyi kesti. Sadece parlayan bilet görürsünüz. Akla şu gelebilir. Hocam buraları mühürleyelim mi? İleriyle mühürleyelim. Bunu da geriyle mühürleyelim. Öyle değil mi? Şimdi ileri ve geriyle mühürlediğimizde ne oldu? Tekrar ileri üstünden anlatıyorum. İleri çalıştı. T37'yi aşağıda açtı. Döndük bir sonraki çevrimde. T37'yi mühürledi. Devre çıkılır mı? Kalmaz. T37 burayı açtı mı? Açtı. Çalışır çalışmaz burayı açtı. Ama aynı zamanda aşağıdan da kendisine ne yaptı? Mühürledi. Mühürlediği için ileri devre dışı kalmaz. Stop'a bastık. Bakın stop'a bastık. Stop'a bastığımız zaman ileri devre dışı kaldı mı? Kaldı. Mühürlemelerin her ikisini de çözdü mü? Çözdü. Aşağıda T37'nin önündeki kontağını açtı mı? Açtı. T37'nin önündeki kaldı mı? Kaldı. Ama şu anda zaman sayımına girdi T37. Ne kadar bir süre sayacak? 10 saniye. 10 saniye mükletince burası açık. Bu 10 saniye içerisinde ben tekrar ileri butonuna bassam da ileriyi ne yapamam? Çalıştıramam. Ha, geriyi çalıştıramam. Aynı mantıkla geri butonuna bastım. T37'nin burası açık, geri çalışmaz. Bu istenen bir şey. Ama ileri çalışırken stopa basıp tekrar ileri bastığımda ilerinin durması istenen bir şey değil. Anlaşıldı mı? Bu şartı, istediğim şartı sağlamadı. O zaman buraya ekstra bir şeyler daha yapmam lazım. Sildim bunları.
Stopacı. He? Stopacı. Ne oldu? Hocam ikinci saat iki reformatı stop hocam. Normalde kapalı olacak. Ha, tamam. Şimdi başlıyorum, devam ediyorum. İleri çalıştıysa, bakın, ileri çalıştıysa bir tane yardımcı M0.0'ı devreye alsın. M ne yapsın? Kendini mühürlesin. M0.0'ı devreye alsın. Tamam mı? Yine geri çalışıyorsa gelsin M0.1'i devreye alsın. M0.1 de burada kendini mühürlesin. Şimdi ne oldu? İleri çalışıyorsa bir yardımcı elemanı devreye soktuk. Geri çalışıyorsa diğer bir yardımcı eleman soktuk. Tamam mı? Şimdi ileriyle birlikte devreye soktuğum eleman ne? M0.0. M0.0 ileriyi mühürlemede, geri için devreye soktuğum yardımcı eleman kimdi? M0.1. M0.1'de geriyi zaman ölçüsü mühürlemede kullanalım. Şimdi hangi noktaya geldik bir dönüp bakalım. Çalışmayı tekrarlıyorum. Yine ileri üstünden gideceğim. Simetri sistem olduğu için geride de aynısı olacaktır. Butun ileriye bastım. T37'nin kapağı üzerinden, gerinin kapağı üzerinden ileri devreye girdi. Kavur. İleri kendisini burada mühürledi. Aşağı satıra indim. İleri burayı kapadı. Merkel'i devreye aldı. Merkel kendini mühürledi. Şu satırda işim yok. Şu satırda işim yok. Geliyorum, ileriyle birlikte T37 top zaman ölçüsü devreye girdi. Çevrim devam ediyor. Bir sonraki çevrime geldi. T37 buraya açtı. Öyle değil mi? T37 buraya açtı ama Merkel bölümesi var. Heh. Merkel'in az önce devreye soktuğu Merkel'in aşağıda neyi var? Mühürlemesi var. İleri devrede kalmasını sürdürdü. Bu ara aynı şekilde kim açtı burada devreyi? T37 devreyi açtı. Şimdi stop'a basalım bakalım ne olacak. Tamam mı? Stop'a bastık mı? Stop'a bastık. İleri enerjisi kesildi mi? Kesildi. Kesildi. Devam ettik. İleri burada açtı. Topun önündeki kontağını. Topun enerjisi kesildi zaman ölçüsü. Ama topun kontağı hala burada açık. Öyle değil mi? Açık. Peki yardımcı eleman merkez 0.0 devrede mi? Devrede. Bakın stopla rağmen onu durdurmadım. Stopla durdurmadım. Bunu durdurmak için başka bir şey kullanacağım. Merkel devrede mi? Devrede. Yani şu kontak kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Ben tekrar ileri butonuna basarsam enerji aşağıdaki mühürleme üzerinden ileri çıkışını çalıştıracak. Tamam mı? Az önce istemediğim olay, yani ileri bastığımda, ileri çalışırken stop'u basıp tekrar ileriye bastığımda çalışmamasını engelledim. İyi de, burada bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntı şu. İşi biten bir elemanın devrede kalmaması lazım. Şimdi ben Merkel'i kullandım. 0-0 ve 0-1'i. Bu Merkel'lerin işi ne zaman bitecekse, bu Merkel'lerin devre dışı kalmaları lazım. Şimdi bakıyorum. Durdurdum. Stop'a bastım. Bu kontak kapalı. İleriye bastım. Şey düzeltiyorum. Geriye bastım. Kapalı. Bastım kapalı. Süre geçti. 10 saniye geçti. Kapandı. Geri çalıştı. Öyle değil mi? Geri çalıştı. Mühürledi. Bu çalıştı. Mühürledi. Geri çalışıyor. Tekrar stop'a bastım. Bakın. Stop'a basıp geri çalışırken stop'a basıp ileriye tekrar dönüş yaptığımda stop'a bastım, ileriye bastım, bakın hala bu kapalı olduğu için bekleme yapmadı zaman rölesi. Anlaşıldı mı? Zaman rölesi hala ilk çalıştırdığımda merkez 0.0 burayı kapalı tuttuğu için yukarıdaki kontağı işe yaramaz hale getirdi. Peki soru şu. Bu merkezlerin 0-0 ve 0-1 yardımcı elemanların
ne zaman işi bitiyor? Stopla birlikte işi bitiyor diyebilirsiniz. Bakıyorum. Stopa bastığımda bu devre dışı kaldı mı? Kaldı. Eğer ben buraya stop koyacak olursam, bakın iyi bakın buraya. Sıkıntılı yerdeyiz. Stop koyacak olursam ben buraya, merkez devre dışı kalır mı da? M0.0. M0.0 devre dışı kaldığında, ben tekrar ileriye basarsam, bu kontak çalışmazsa devreye sokamam. Anlaşıldı mı? Buraya herkes lütfen dikkat etsin. Aradığım şey şu. Merkerlerin devrede kalması bir sonraki çalışmayı bozuyor. O zaman merkerin ne zaman görevi bitiyor? Merkere ne zaman ihtiyacımız bitiyor sorusunu sormamız lazım. Akla gelecek soru şey şu, cevap şu. Stopla. Bakalım merkerler hakikaten stop butonuyla devreden çıkarılsın mı? Burada sıkıntı şu. Stopa bastık, ileriyi de durdurdum, merkeri de durdurdum aşağıda şu. Merker 0.0'ı. İleriye tekrar bastığında, istediğim şartlardan biri de ileriye tekrar bastığında zaman geçirmesi sağlamamış, olmayacaktı. İleriye tekrar bastığında bu devre dışı kalırsa... Bekler hocam o zaman. Bekler. İstediğimiz şart değil. O zaman bu merker stopla devre dışı kalmayacak. O zaman elimde kala kala ikinci şart diğer eleman çalıştığında kalıyor. Yani bunu... Düzeltiyorum. Şeyler, direkt çıkışlar. Bu diğeri devreye girdiğinde geriyle, bu da diğeri devreye girdiğinde ileriyle devre dışı kalsın. Şimdi bakıyorum. Tekrar anlatın olayı baştan. Kontak mantıkları piyasada sıkıntılıdır her zaman, tamam mı? Aklınıza bunu oturtturun diye tekrar tekrar anlatıyorum, altını çiziyorum. Bastık, ileri çalışıyor. Stopa bastık. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Devre dışı mı? Değil. Değil. Devrede. Kapalı çalışmıyor çünkü, geri çalışmıyor. İleriye bastık çalıştı, stopa bastık, ileri devre dışı kaldı. Ama geri devreye girmediği için M0.0 devrede. Tekrar ileri basarsam şu kontak aşağıdan çalışmasını sürdürecek. Süreyi bekledim. Geri bastım. Şimdi geri bastığım zaman şurada gerinin çalışmasını engelleyen bir şart var mı? Yok. Stop değil. Butona şimdi ben basıyorum. Ben basıyorum. T37 10 saniye geçmiş, 10 saniye geçtikten sonra eski konumuna geri gelmiş, kapalı. İleri zaten çalışmıyor. Bakın dikkat edecek olursanız geri çıkışının çalışması için herhangi bir engel yok. 10 saniye sonunda. Ama 10 saniyeden önce şu kontak ne yapıyor işi? Bozuyor. Tamam mı? Peki geri basarsam ne oldu? Çalıştırırsam ne oldu? Geri çalışınca buradaki kontak açtı. M'yi devre dışı bıraktı, M'yi devre dışı bırakır bırakmaz, M burayı bozdu. Anlaşıldı mı? Şimdi herkes şu dikkatli bir baksın buraya. Burada yapılan kontak numarasını, kontak hareketini gördük herkes. Tekrar anlatayım mı? Şimdi bakın. Önce T37'li dedik ki tek çıkış kullan, tek zaman arası kullan ya, özür. Hangisi çalışırsa çalışsın, T37'li topu devreye soksun. Ve ister istemez bu zaman arasında getirdik, buralara koyduk. Tamam mı? Ama burada sıkıntı şu. Enerjiyi verir vermez ileri çalışıp aşağıda topu devreye soktuğunda buraya açacak, yani o çevrim ileri veya geri çıkış verecek. Bir sonraki çevrimde ki 10 milisaniye 15 milisaniyedir bu devre için bir çevrim, ondan sonra çıkış yok. O zaman mühürleyelim. Tamam, mühürleyelim. Bunu da mühürleyelim, bunu da mühürleyelim. Kendisini mühürleyemedik. Tamam mı? Kendisini mühürlediğimiz zaman sıkıntı ne oldu? Sıkıntı şu. Stopa bastığım zaman
şuradaki mühürleme bozuldu kendisiyle mühürlediğimizde. Yani buna ne demiştik ilk başta? İleri. Buna ne demiştik ilk başta? Geri. E şimdi bu mühürleme bozulduysa, buradaki mühürleme bozulduysa, tekrar ileri butonuna basarsam şu kontağın kapanması için 10 saniyeyi beklemek zorunda kalırım ben. İstediğim o değildi. Aynı yönde çalışmasını süre beklemeden tekrarlayabileyim demiştim. O zaman kendisiyle mühürleyemediysen bunu ekstradan başka bir elemanla mühürleyeceğim. Peki, mühürleyeceğim ekstra eleman ne zaman çalışacak? Mühürleyeceğim ekstra eleman ileriyle beraber çalışacak. Öyle değil mi? İleriyle beraber çalışmak zorunda mantık olarak. Ama aradaki fark ne? İleriyle çalışacak ama ileriyle durmayacak. Çünkü ileri durduğu zaman mühürleme bozuluyor ve tekrar çalıştırmada sıkıntı yaşıyor. Tamam mı? O nedenle getirdim iki tane ileriyle ve geriyle çalışan yardımcı eleman koydum. İleriyle merkez 0.0'ı çalıştırdım. Geriyle merkez 0.1'i çalıştırdım. Tamam mı? Şimdi bakın. Mühürlemeyi yaptı mı? Yaptı. İleri çalışırken ileri mühürledi. Geri çalışırken geri mühürledi. Ve stopa bastığım zaman bu durmadığı için, merkez durmadığı için mühürleme devam etti. Orada dedim ki bir elemanla işimiz bittiği zaman eleman devre dışı kalsın. Dikkat edecek olursanız şu geriyi görmeyin, ileriyi görmedi. Sonradan koydum o kontakları. Hep devrede kalıyor, çalışıyor. Bu hep devrede kalırsa, şu kontak açmazsa ters dönüşlerde bir sonraki çalışmada zaman gecikmesi yapmaz dedik. Peki bunlar işi bittiğinde merkez 0 ve 0-1 işi bittiğinde devreden çıksın. İşlerin bittiği nokta nere dedik? İlk önce stopu düşündük. Stopla bunu devre dışı bıraktığında bir değişiklik olmadı. İleri durdurduğumuz stopla merkez devre dışı kalıyordu. Mühürleme açılıyordu. Bunun işi ne zaman bitecek? Geri çalıştığında. Bunun işi ne zaman bitecek? İleri çalıştığında. O zaman ileri çalıştığında gerinin yardımcı elemanı, geri çalıştığında da ilerinin yardımcı elemanını devre dışı bırak. Temelde yapılan mantık bu.